Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bu videomuzda otomotiv bayilerinin engelli kullanıcılardan yani ÖTV muaf araç alacak arkadaşlardan yüksek fiyat istemesi konusunu sizlerle birlikte konuşacağız. Arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle bir konumuz var bizim. Biliyorsunuz biz ÖTV muaf araç alabiliyoruz. Bunu da Türkiye'deki yetkili otomotiv bayilerinden gerçekleştirmek durumundayız. Bu nedenle öncelikle raporumuzu alıyoruz. İşte ehliyetimiz varsa ehliyetimizi ayarlıyoruz. Veya ağır hastamız varsa gidip vasi kararımızı her neyse ayarlıyoruz. Bütün evrak prosedürleri ayarlıyoruz. Zaten kanalımızda bu konular hakkında yeterli içerikler var. İzlerseniz de faydalı olacaktır. Bunları ayarladıktan sonra tabii ki bayilerin yolunu tutuyoruz ve bakıyoruz. Tabii genel sorunlar haricinde konuşmamız gerekirse yani çip krizidir, şudur budur, araç olmamasıdır. Bunlar genel problemler. Normal araç alacaklar için de geçerli olan problemler. Ama gittiğimiz zaman biz engellilerden ÖTV'yi düştükten sonra KDV dahil fiyatı ödememiz gerekiyor bayiye ve o şekilde araç almamız gerekiyor. Ama bayiler bizlere 30 bin, 40 bin, 50 bin fazla rakam talebinde bulunuyor. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Araştırıyoruz, başka bayiler aramaya çalışıyoruz, uygun veren birilerini bulmaya çalışıyoruz. Ve ne yazık ki yine yani yasal sınırın yine üzerinde bir bedel ödeyerek mecburen araç almak durumunda kalıyoruz. Ama aslında mecbur değiliz arkadaşlar. Burada ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız ve cebimizdeki parayı haksız yere, bayilere, hibe nasıl etmeyiz? Bunun hakkında sizlere fikirlerimi sunacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar gittik bayiye, bize yasal sınırımız mesela 450 bin liralık bir araç alıyoruz. Yasal sınırımız nedir? 250 bin liraya düşüyor. ÖTV'yi düştükten sonra KDV dahil fiyat. Biz bu bedelin üstünde bir rakamla karşılaştık. Diyorlar ki bize 270 bin, 280 bin. Biz de diyoruz ki ya kardeşim şimdi 450 bin liralık aracı sen bana nasıl 280'e, 270'e, 300'e bile satmaya çalışıyorsun? Bu mümkün değil. ÖTV'yi düştükten sonra bana bunu bu şekilde satamazsın diyoruz. O da diyor ki ben diyor bu şekilde satıyorum. Ben otomotiv bayisiyim. Kar etmek için bu bayiyi açtım. Ve bu şekilde satacağım diyor. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu istediğini söyleyebilir. Bizim bilmemiz gereken bazı haklarımız var. Bu noktada bunları kullanmalıyız. Bakın sözlü olarak değil arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim Oturan Adam kanalımız ve Telegram grubumuzda etkinlikler düzenliyoruz. Ve geçen haftalarda bu konuda CİMER'e başvuruda bulunmuştuk. Bayilerin yüksek fiyat istemesiyle alakalı. Ve bize gelen cevaplar neticesinde bunları somut şekilde bize şu bayi, şu tarihte bu araca yüksek yani 280, 300 veya 270, 255 bile olsa bu şekilde fiyat verdi ve bunun incelenmesini istiyoruz diye maliyeyi bildirmemizin geri dönüşünü sağladılar. Biz de bunu bu şekilde geri dönüşüm şeklinde arkadaşlar geri bildirim şeklinde bayilere şikayette bulunacağız. Bize bu şekilde fiyat veren bayileri somut şekilde. Örnek veriyorum. A şehrinde B bayisi. Bana bu tarihte şu şekilde fiyat verdi diye yazılı olarak isterseniz internet üzerinden, isterseniz maliyeye direkt giderek veya maliyenin şikayet hattı var orayı arayarak şikayette bulunacağız arkadaşlar. Çünkü kimse parayı kolay kazanmıyor. Özellikle engelliler biliyorsunuz bizim ihtiyaçlarımız çok çeşitli arkadaşlar. İşte yani şimdi konuşmak gerekirse bu konuyu şu şekilde söyleyeyim. İşte yani engel oranına göre bez kullanan, efendime söyleyeyim teçhizat kullanan, sonda kullanan, efendime söyleyeyim birçok ihtiyacımız var. Şimdi bunları tek tek açıklayamayacağım ama engellilerin birçok ihtiyacı var. İşte akülü araba kullananı var, tekerlekli sandalye kullanan var, işte beslenme konusunda sıkıntı çeken var. Birçok cihaz alıyoruz, birçok masrafımız oluyor.
ve bu bayilere de hakkımızı yedirmemek için bu şekilde gidip somut şekilde şikayette bulunuyoruz arkadaşlar. Emin olun bunların cezasını yetkili denetleyiciler denetim sağlayarak bunların cezasını kesiyor ve kesecektir. Çünkü biz ya ben başvurmayayım işte ben alayım geçeyim gibi düşünürsek arkadaşlar emin olun toplu şekilde zarar etmiş oluruz. Eğer bir kişi bile olsa gidip o bayi şikayet ettiği zaman emin olun o bayi tenkit alacaktır. O yüzden öncelikle bu şikayetimizde bulunuyoruz. Ve arkadaşlar kesinlikle yasal sınırımız olan 250 bin liranın üstünde satış yapamıyoruz. Şimdi bunlar size bayiler size şöyle de bir şey söyleyecek. Ya ben kar etmek istiyorum. O yüzden istediğim karı ederim. Beni git istediğin yere şikayet et gibi bir tavır sergiliyor size satış danışmanları. Unutmayın ki onlar maaşlı çalışan satış danışmanları. Onlar da öğrendiğini, toplantı yaptığını size söylüyor. Burada arkadaşlar onların söylediği kadar kolay değil bu iş. Şöyle anlatayım size. Normal şartlarda bir yere gittiniz, bir ürün var. İnsanlar istediği kârı edebilir tabii ki. 50 liralık bir ürünü 60'a da satabilir, 70'e de satabilir. Ama arkadaşlar fatura bedeli çok önemli biliyorsunuz. Elden kesinlikle para teklifleri burada yasal olmadığının size kanıtıdır. Ve liste fiyatının üzerinde satış yapılması kesinlikle yasal değildir arkadaşlar. Liste fiyatı da 450 bin lira olmayan aracı zaten size hiçbir bayi satamaz. Bunun da bilgisini vereyim. Bunun üstünde liste fiyatının üstünde satış yaptığını kanıtlarsanız o bayi size fahiş fiyata araç satmış demektir. Ve bu yasal değildir. Tabii ki cezai işleme tabi tutulacaktır. O nedenle de onların söylediği gibi git istediğin yere şikayet et falan. Bunlar tabii ki arkadaşlar sizi böyle ikna etmeye yönelik sen almazsan başkasına satarız kafasında olan ve size işte rest çekebileceğini düşündüğü için bu tavırları sergiliyorlar. Bunlara kesinlikle kanmayın, itibar etmeyin arkadaşlar. Söylediğim gibi maliyeye, il ticaret müdürlüğüne giderek bizzat yazılı şekilde bir yarım saatinizi ayırın veya evden İnternetten cep telefonunuzdan da şikayet edebilirsiniz. Şikayette bulunun ki bu bayilerin yapmış olduğu şey artık son bulsun. Engellilerin haklarını, engellilerin cebindeki parayı sömürmesin arkadaşlar. Bir yerden biz de elimizden geleni yapalım ki bu iş bir düzene girsin. O yüzden size böyle bir video, bir açıklama yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalımızı izleyenlerin %80'i maalesef ki kanalımıza abone değil. Videolarımızı beğenmiyor. Yani beğenmiyor değil, beğenmeyi unutuyor diye düşünüyorum. Bu noktada lütfen sizden rica ediyorum. Ve bu ricam aslında yine sizin için arkadaşlar. Bunu da açıklamasını yapayım. Ben herhangi bir kişisel kazanç, kişisel bir ünvan, popülarite için bu videoları yapmıyorum. Ben engelli kardeşlerime yardımcı olabilmek, ses olabilmek için bu videoları, içerikleri üretiyorum. Kim ne için içerik ürettiği siz de az çok anlıyorsunuz. Başka kanallar da var işte reklam kazançları için vesaire vesaire. İşte böyle yanıltıcı başlıklar, işte tıklanma tuzakları falan. Benim inanın öyle bir şeyim asla yok. Olmayacaktı arkadaşlar. Ben söylediğim gibi engelli kardeşlerime yardım için buradayım ve arkadaşlar sizi de bu desteklerinizle bana yardıma bekliyorum. Bir de arkadaşlar kanalımda bazen böyle destek videosu ve etkinlikler yapıyorum. Telegram grubumuza da mutlaka katılın. Çünkü oradan da bazı etkinlikler yapıyoruz. Etkin sayımız ne kadar çok olursa sesimiz o kadar çok duyulacaktır. Bunun da tekrar buradan bilgisini vereyim. Size tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.